bir cümleyle özetleyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti, Türk halkı duyarlılık göstermeseydi 92 yılında, 93 yılında şu anda burada oturamazdık. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Osmanlı'nın devamıdır. Ben Abdulaziz Rizviç, 1974 yılında Bosna Hersek Novi Travnik, yani bulunduğumuz şehirde doğdum. İlkokul ve liseyi burada tamamladım. Yüksek tahsil Türkiye'de gördüm. Savaştan önce liseyi tamamladığım için hemen üniversiteye gidemedik. Savaşa katıldık. Savaştan sonra okumaya gittik. Yani önce biraz Saraybosna Üniversitesi'nde okuduk. Yani iki yıl daha sonra Türkiye'ye geldik. 1997-2001 arası Türkiye'de kaldık. İlahiyat Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi'nden mezun olduk. 2001 yılında yani evlenip buraya geldik. Türkiye'de kaldığımız zamanlarda, yani bu süreç içerisinde anladım ki benim büyüdüğüm, yani ortam, büyüdüğüm köyüm, kasabam, yani Türkiye'nin veya Anadolu'nun kasabalarından hiçbir fark olmadığını yani tespit etmiştim. Hayat şekli, yani Anadolu'dan bir farkı yoktur. O yüzden ben Türkiye'ye gittiğim zaman, sadece Türkiye'ye gittiğim zaman sanki Bosna'dayım. Veya Türkiye'den döndüğüm zaman Bosna'ya sanki Türkiye'deyim. Diğer milletler yani bir yabancı bir unsur olarak görüldü ve kökten yani sökülmek istendi. Burada da aynı şey yapıldı. Fakat burada gerçekten kraliyet ailesi, mesela Fatih Sultan Mehmet gelmeden önce kraliyet ailesinin efradı Müslüman oldu. Mesela Hersekli Ahmet Paşa bizim son kral, Bosna Hersek Krallığı'nın torunudur. İsmi Stepan, yani Kosacı. Veyahut buradaki beyler, İslamiyet'ten önceki beyler, eski Bosna Krallığı'nda hepsi Müslüman oldu ve bu topraklar özleşti. Yani ve Osmanlı'nın bildiğiniz gibi Sokollu Mehmet Paşa'dan başlayın. Yani Hersekli Ahmet Paşa, bilmem birçok yani büyük zevat, yani Osmanlı zamanında Boşnak'tır. Ve İslam ilk başta ondan dolayı yani burada korundu. Çünkü bu toprak bizim, biz bunu vermeyeceğiz. Osmanlı bir ortak, bir değerimiz yani. Ve kaybettiğimiz bir zenginlik, bir değerimiz, bir gücümüz idi. Mesela biz gaziyiz, tamam mı? Yani silah tutan askerdik. Fakat silahın, tüfeğin yani mermiye ihtiyacı var. Askerin bir öğün yemeğe ihtiyacı var. Bosna'nın şeyi yoktu. Yani bir üretim, ticareti falan yoktu. Kapalıydı, abluk altındaydı. Ve gelen yani yardımlar, yani Türk halkından gelen yardımlardır. Halkın burada çoğu onu algılıyor ve görüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu barışın bir garantisi oluyor yani. Türk Silahlı Kuvvetleri olmasa, mesela Türkiye güçlü olmasa buradaki barış bu kadar sağlanamazdı. Yani Türkiye bu barış arkasında durduğu için bu devam ediyor. Hayat bir şekilde yani devam ediyor ve ülke toparlanıyor. Burada oturduğumuz yer bu vakıf, yani halkın, yani halkın İslami İslam Birliği Vakfı, halk İslam Birliği Vakfı, devlete bağlı değil, yani bir vakıf yani. Ve tüm Boşnaklar bu vakfın üyesidir. Şimdi bu vakıf karar almış savaştan sonra bir cami yapacağız, bir merkez yapacağız, kütüphanemiz olsun, sınıflar olsun. Tabii kreş de planladık, spor sahasını, spor salonunu da planladık falan. Ve bunu başladıydık. Tabii ki ben o zaman öğrenciydim. Mezun olduktan sonra buraya geri döndüğümde seçimler var bu vakfın. Her 4 yılda bir, aynı siyasetin gibi. Ve ben seçiliyorum bir vakıf başkanı olarak.
O zaman işte 28 yaşındaydım, 29 yaşındaydım. Ve o zaman el atıyoruz. Burada işte bu camiyi tamamlıyoruz, işte merkezi tamamlıyoruz, sınıfları. Sonra kreşi de yapıyoruz. Yani plan yapıyoruz. Fakat onun gücümüz yetmiyor. Yani Türkiye'deki dostlarımıza buradan bir dilekçe yazıyoruz. Onlar da icabet ediyor ve el atıyorlar. Burada bir kreş anaokulu yani yapıyorlar. Yani ama mesela yürümen gazilerimiz var. Yani sandalye üzerinde. Ve mesela cuma günü cuma namazına gelmek istedikleri var. Biz onları bu merdiven taşımak zorundayız. Yani öyle kişiler burada en az 50-70 kişi falan var. Cuma bayramlarda daha çok olduğu için ve bu sorun yaşamamak için yani bir asansör, yani sonra orada kestik betonları bilmem ne. Ondan sonra tabii ki bu biraz pahalı bir proje ve tesadüfen veya tevafuken bir Türk Silah Kuvvetleri'nin bir komutanı ve bir heyet buradan geçerken buraya uğramışlar. Yani ve bana sordu komutan, yani bir şey lazım mı burada? Dedim ki bir asansör gaziler için. Tamam, asansör diyor, olacak. Ve gerçekten bir hafta sonra yani mühendisiz geldi, yani proje çizmiş falan şey ve bir ay içinde yapılmıştır. Anaokulu, şimdi onun hukuken kurucusu İslam Birliği Vakfı, yani Bosna Hersek İslam Birliği Vakfı. Tikan'ın dışında hiç kimse, yani bir yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yani hükümet yani dışında hiç kimse bir mali bir destek vermedi. Yani belediye başkanlığı burada bir izinler konusunda bazı şeyler kolaylıklar gösterdi de ama bu yani cüzi bir şey. Yani bu aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin armağanıdır yani. Benim yani şahsi görüşüm Ali İzzet Begoviç'in bir vasiyeti olduğu için değil. Aslında Cumhurbaşkanı yani Recep Tayyip Erdoğan'ın icraatları gerçekten sadece Bosna Hersek için değil de yani tüm Müslüman ülkeler için yani bir umut. Yani Arakan'a bakarsınız, Yemen'e bakarsınız, Libya'ya falan, nereye, Afganistan'a bakarsınız. Yani nereye giderseniz gidin, oradaki halklar yani Recep Tayyip Erdoğan'a bakıyor, Türkiye'ye bakıyor. Ve Türkiye'nin icraatları tabii ki her yere yetişemez ama her yerde gerçekten bir yardımı götürür. Bir yani bir destek verir. Yani bazen o destek işte bu barış meselesinde bir devlet bu barış sözleşmesi arkasında duracak ki barış olsun. Mesela Bosna Hersek konusunda gerçekten Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir rolü var. Türkiye o kadar değişti ki 96-2016 mesela 20 yıl içerisinde. Mesela Samsun'a şimdi gittiğiniz vakit sanki bambaşka bir şehre geldiniz. Türkiye bayağı gelişti. Mesajım birlik mesajı. İnanın tüm farklılıklarımız bir kenara bırakıp yani bu birlik var ya, mesela Suriye bakın, Irak'a bakın. Yani değişik büyük Müslüman ülkelerine bakın. O birlik yani ortadan kalkınca yani ülke ne kadar güçlü olsa, ne kadar zengin olsa yani kendi kendine yardım edemez. Bırakın küçük ülkeleri, küçük milletleri. Yani ne kadar millet çok olsa da mesela Mısır Türkiye'den büyüktür. Nüfusu daha fazla. Ama kendi kendine yardım edemez. Kimseye de el uzatamaz ve geleceği yani parlak gözükmez. Biz Boşnak milleti olarak ve Balkanlarda bulunan Arnavut kardeşlerimiz Osmanlı'nın torunlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın devamıdır.